Bazıları partnerlerini fantazilerinde aldatır ve bazıları tutkularının kurbanı olur. Birlikte olmayı çok istedik, ne olursa olsun. Bazıları can sıkıntısından ya da öfkeden aldatır, bazıları aldatmak alışkanlığından aldatır. Karımı orada beyaz ceketli, kaslı bir adamla gördüm. Çünkü aldatmanın pek çok yolu vardır. Karşınızda yüksek sadakatsizlik öyküleri. Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Thea 32 yaşında bir çevirmen. Francesco ise 37 yaşında ve bankada çalışıyor. İkisi de Torinolu ama ikisi Meksika'dan dönerken bir uçakta tanışmışlar. Bir şeyi çok istiyorsam onu alırım. Ve onu gördüğümde benim olacağını biliyordum. Benim yanımda oturuyordu ve açıkçası ona tahammül edememiştim. Yalnızdı ve ben de konuştukça konuştum. 12 saatlik uçuştan sonra birbirimizden çok farklı olmamıza rağmen onu çekici bulmaya başlamıştım. İtalya'ya döndük ve birbirimize aşık olduk. Thea ve Francesco evlendiler ama hiç çocukları olmadı. Beraber huzur dolu yıllar geçirdiler. Yani neredeyse. İtiraf etmeliyim ki bu kadar farklı olmak bazen çok yorucu oluyordu. O gerçek bir çevreci ve gerçek bir vejetaryendir ve yalnızca toplu taşımayı kullanır. Arabaya nadiren biner. Bazen her şeyi çok abarttığımı söylerdi ama belki de asıl abartan kendisiydi. Her zaman çok meşguldü. Banka işleri, toplantılar. Ona kalsa evimizi her türlü yaratığın olduğu bir hayvanat bahçesine döndürürdü. Francesco'nun karısı gibi bir hayvansever olduğu söylenemez. Üstelik köpeklere alerjisi var ama uzlaşmayı kabul etti. Bir gün evimizin yakınında rastladığım küçük siyah bir kedi benimle eve geldi. Francesco'dan ona bir isim vermesini istedim. Böylece onu biraz yumuşatabilecektim. Bu kedicik de geldiği günden itibaren iyi anlaşıyorduk. Ona bir yün topu atardım, o da bana getirirdi. Yetenekli bir hayvandı. Bazen de topları tutardı. Juventus'u tutuyordum ve bu kedi benim kalecimdi. Yani Dino Zoff'tu. Zoff 6 yaşına girmişti ve son zamanlarda pek iyi hissetmiyordu. Biraz tuhaf davranıyordu. Artık oyun oynamıyordu. Pek canlı ve enerjik de görünmüyordu. Onun için endişeleniyordum. Karım panikledi. Onu hiç böyle görmemiştim. Ve sonrasında da Zoff'un güya başka bir sokak kedisi tarafından hırpalandığını düşünüyordu. Ama Francesco beni pek de ciddiye almadı. Benim kendime dönük, duygusuz ve ilgisiz olduğumu söyledi. Ben de ona tamam, o halde onu veterinere götür dedim. Veterinere gittiğimde beni Zoff'la ilgilenmek isteyen bir veteriner karşıladı. Bu veteriner 34 yaşındaki Alfio'ydu. Aslen Romalıydı. Klinikte gece nöbetine bakıyordu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece onu dinledim ve dedikleriyle ilgilendim. O da konuştukça konuştu. Doktor Alfio, Zoff'un bir sıkıntısının olduğundan emindi. Aşırı derecede endişeliydi ve kedimin ne sıkıntısı olduğunu bilmiyordum. Bence kedisinin böbrek iltihabı vardı. Ona sorunun ne olduğunu açıkladım ve bu yüzden belki birkaç haftalığına kedinin klinikte gözetimde tutulması gerektiğini söyledim. Kısacası onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana özel numarasını bile verdi. Ne zaman istersem onu arayabileceğimi söyledi. Bu beni çok rahatlattı. Ona güvenebilirdim. O günden sonra Thea neredeyse her akşam otobüse binip Zoff'un yatırıldığı kliniğe onu görmek için 3 kilometre yol gitmeye başladı. Başlarda sadece kedim hakkında konuşuyorduk. Sadece kedi.
Ama bir süre sonra sohbetlerimiz farklılaşmaya başladı. Laf lafı açıyordu. Sohbetlerimiz daha kişisel bir boyuta çıkmıştı. Bilmiyorum, çok tatlıydı ve bir bağ kurduğumuzu anlamıştım. Sonunda onun da benim gibi özgür bir ruh olduğunu keşfettim. Zoff'un kliniğe yatırılmasının üstünden bir hafta geçti ve Thea burada evden daha fazla vakit geçiriyordu. Bir gece eve normalden daha geç geldi. O gece çok önemli bir iş yemeği vardı ve evde onu bekliyordum. Bu yemeğe beraber gidecektik. Doğal olarak tartışmaya başladık. Ona, bunu bana nasıl yaparsın? Bu kariyerimin en önemli iş yemeği olabilirdi ve senin yanımda olman gerekiyordu. Neden bu kadar geç kaldın dedim. Bana neden saldırıyorsun? Kediyle tek başıma ilgilenmekten çok yoruldum artık. Veterinerde olduğunu biliyorum. Bu adamın bir evi var mı? Tartışmayı sürdürdü ve abarttığımı söyledi. Bana güvenmediğini ve artık sorumluluklarımı yerine getirmediğimi söyledi. Cevabı neydi biliyor musunuz? Demek bencilim, öyle mi? Sana bencillik neymiş göstereceğim. İş yemeğine gelmiyorum. Kendin gidersin dedim. Zoff'un kliniğe yatırılmasının üstünden bir hafta geçti ve Thea yine bir akşam kliniğe gitmişti. Normalden daha üzgün görünüyordu. Francesco ile araları iyi değildi. Biraz üzgün olduğunu fark ettim. Onu neşelendirmeye çalıştım. Thea'nın üzgün olduğunu gören Alfio, Zoff hakkında daha fazla yalan söylemek istemedi. Ona Zoff'un iyi olduğunu ve onu eve götürebileceğini söyledim. Gülümsemeye çalıştım ama gözyaşlarımı tutamadım. Bilmiyorum, kafam karışmıştı. Bu yüzden ona sarıldım ve... Sarılmanın ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Kocaman gözlerle bana, sanırım artık seni göremeyeceğim dedi. Sonra birbirimize baktık ve... Öpüştük. Olmak istediğim tek yer orasıydı. Onu gördüğüm için mutlu oldum. Çünkü o ne derse desin, bu kediyi seviyordum. Ama bana Zoff'un hala hasta olduğunu söyledi. Francesco'ya Zoff'un hala düzenli iğne olması için kliniğe götürmem gerektiğini söyledim. Bu yüzden haftada birkaç gün onu kliniğe götürecekti. Ancak bu ziyaretlerin tek amacı Alfio ile buluşmaktı. Thea, Alfio'nun evinde tutkularının kurbanı oluyordu. Bu kadın benim aklımı başımdan aldı. Francesco hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ama Thea bir ay boyunca haftada üç kez onu Alfio ile aldatıyordu. Ta ki... Bir gece işten eve bir saat erken döndüm. Ne Thea ne de Zoff görünürde yoktu. Bu saate kadar hala klinikte olabilirler miydi? Saatin farkında bile değildik. Oraya gideli sadece 5 dakika olmuş gibiydi. Birden telefonum çaldı. Kocasının aradığını gördüm. Bana telefonda gerçekten de klinikte olduğunu, çünkü veterinerin bir başka hayvana baktığını, bu yüzden işlerinin uzadığını söyledi. Kontrol henüz bitmişti ve eve geldiğini söyledi. Thea ilk defa Alfio'nun karşısında kocasına yalan söylemişti. O telefon konuşması beni gerçekliğe döndürdü. Ve gerçek bu kadının evli olduğu ve benim de ona aşık olduğumdu. Thea yola çıkmak üzereyken Alfio onu test etmeye karar verdi. Alfio bana onunla olmak veya kocamla evli kalmaya devam etmek arasında bir tercih yapmam gerektiğini söyledi. Çünkü benim yalnızca aşığım olmak ona yetmiyordu. Bana bakıp düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu kolay verilecek bir karar değildi. Alfio farklı bir cevabı tercih ederdi ama ısrar etmedi ve Thea'yı yolcu etti. Kapının önünde sarıldık. Birden bir adamın bize baktığını gördüm.
Thea beyaz ceketli bir adama sarılıyordu. O anda kanım dondu. Bu şekilde bitsin istemezdim. Thea bir çevirmen. Aynı zamanda hayvansever ve bir çevreci. Diğer tarafta Francesco bankada çalışıyor ve tam bir işkolik. Neredeyse 8 yıldır evliydiler. Zof adında bir kedileri vardı. Bir gece Zof hastalandı ve kliniğe yatırıldı. Thea bu klinikte 34 yaşında Alfio adında bir veterinerle tanıştı. Ortak yönleri çoktu ve arkadaşlıkları bir ilişkiye dönüştü. Ta ki bir gece Francesco onları yakalayana kadar. Veteriner bu muydu? Yani veteriner Alfio muydu? Francesco karısıyla konuştuktan sonra veterinere gidiyor. Saat çok geç olduğu için karısını almaya karar veriyor. Alfio daha bir şey söyleyemeden kendimi birden Francesco'nun kollarına atıp ağlamaya başladım. Aklıma o sırada Zof'un ameliyat olması gerektiği yalanı geldi. Bu yüzden çok üzgündüm ve veteriner de beni teselli ediyordu. Thea sonuçların ne olacağını düşünmeden aklına gelen ilk şeyi söyledi. Yani ben şimdi ne yapacaktım ki? Kediyi gerçekten ameliyat mı edecektim? Alfio da bu yalana ortak oldu. Veteriner Zof'un ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ben de inandım. Elimden ne gelebilirdi ki? O bir veterinerdi. Thea paçasını kurtardı ama yalan söylemeye devam etmesi gerekiyordu ve ona bir tek Alfio yardım edebilirdi. Sahte bir ameliyat çok ciddi bir şeydir. Lisansımı kaybedebilirdim. Zof'a yalnızca bir boyunluk ve bandaj taksak yeterdi. Kocam bir şeyden şüphelenmezdi. Normalde asla bunu kabul etmezdim ama bu kadın benim aklımı tamamen başımdan almıştı. Açıkçası kedimizin sağlığını hafife aldığımı düşündüm. Bu yüzden ameliyat günü kliniğe gitmeye karar verdim. Böylece Thea'nın yanında olabilecektim. Zof'un ameliyat olacağı gün geldi çattı ve Francesco kliniğe gitti. Ama veteriner orada değildi. Thea da ortalıkta görünmüyordu. Aslında Thea o gün daha büyük bir risk almaya karar vermişti. Kocası klinikte onu ararken o aslında Alfio'nun evindeydi. Ameliyat günü Zof'u Alfio'nun evine götürdüm ve bütün günü orada geçirdim. Kendimi iyi hissediyordum. Yataktayken telefon çaldı. Arayan Francesco'ydu. Bana ameliyatın nasıl geçtiğini soracağını sandım. Ona ne diyeceğimi düşünüyordum. Ama bana ameliyatla ilgili hiçbir şey sormadı. Veterineri sarılışı geldi aklıma. Francesco kliniğe gitmişti ve ona söylediklerine göre Doktor Alfio bugün izinliydi ve ameliyat edilecek bir kedi de yoktu. Paniğe kapılmaya başladım. Thea hazırlıksız yakalanmıştı. Francesco ona kliniğe gideceğinden hiç bahsetmemişti. Sonra bir yalan daha uydurdum. Sana ameliyatın başka bir klinikte olacağını söyledim. O klinikte böyle bir ameliyat için yeterli ekipman yok. Ona tamam dedim. Bana nerede olduğunu söyle. Geliyorum. Ona ne söyleyeceğimi bilemediğim için şarjım bitiyor deyip telefonu kapattım. Durumu o kadar iyi ve soğukkanlılıkla idare etti ki artık bu kadının kim olduğunu bilmediğimi çok iyi anladım. Sonra Zof'u Alfio'nun evine bırakıp böylece kocama Zof'un ameliyat nedeniyle yatması gerektiğini ve yattığı kliniğe ziyaretçi kabul edilmediğini söyledim. Thea için işler kontrolden çıkıyordu ve eve gittiğinde kocası Francesco'ya ikna edici bir bahane bulması gerekiyordu.
Benim bu kadar aptal olduğumu mu sandı? Bana başka bir klinikle ilgili hiçbir şey söylememişti. Bundan emindim. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bana gerçekten iyi bir açıklama yapması gerekiyordu. Ona ne diyebilirdim ki? Bana hakaret etmeye ve bağırmaya başladı. Bana yalancı dedi. Ona doğruyu söylemesi için bir şans verdim. Eğer bana söyleyeceksen şu an doğru zaman. Bunun o veterinerle bir ilgisi var mı dedim. Gayet soğukkanlılıkla gözlerinin içine bakıp hayır dedim. Ona inanmıştım. Zoff'un sözde hastaneye yatırıldığı bir hafta boyunca Theo Alfio'yu görmeye gidemedi. Bir hafta sonra pazar günü artık sonunda kedisini almak için aşığının evine gidebilecekti. Koşup ona sarılmak ve öpmek istedim. Ama onun bana söylediği ilk şey kocanla konuşabildin mi oldu. Ona aşıktım. Ve bir an önce ondan net bir karar vermesini istemiştim. Ona biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu, şu sıralar kocamla konuşamayacağımı söyledim. Acele karar verip zararlı çıkmak istemiyordum. Bundan korkuyordum. Sürekli beni oyalayıp duruyordu. Bunu daha fazla çekemiyordum. Alfio, Thea'nın yalan söylediğini görmüştü ve artık ona inanmıyordu. Thea gözünü bile kırpmadan sahte bandajlar içinde kedisiyle beraber kocası Francesco'ya eve döndü. Sonraki günler sakin geçti. Kavga etmiyorduk. O zamanlarda onun yanında daha çok olmaya çalışıyor, onu her gün arıyordum. Onun yanında olmaya çalışıyordum. Birkaç gün sonra Thea annesiyle beraber akşam yemeğindeyken Francesco da evde Zoff'la beraber futbol maçı izliyordu. O gece Francesco beni neredeyse 4-5 kez aradı. Muhtemelen gerçekten de annemin evinde olup olmadığımı kontrol ediyordu. Zoff önümden geçince boyunluğunu çıkardığını ve bandajlarının da neredeyse açılmak üzere olduğunu fark ettim. Dikişlerinin açılmış olabileceğinden korktum ve birden panikledim. Thea'nın eve gelince vereceği tepki beni çok endişelendirmişti. Francesco hemen atlayıp kliniğe Doktor Alfio'ya gidiyor. Ama klinikte başka bir doktor var. Veteriner Zoff'u muayene etti. Sonra bana bakıp, siz ne ameliyatından bahsediyorsunuz dedi. Ne demek ne ameliyatından bahsediyorum? Bu kedi ameliyat falan olmamış. En azından yakın bir zamanda. Dikişten hiç eser yok. Emin misiniz dedim. Tabii ki eminim dedi. Bana aklımı yitirmişim gibi baktı. İşte o an bütün parçalar yerli yerine oturdu. Önce o veterinerle sarılmaları geldi aklıma. Sonra birden değişen klinik adresi. Şimdi de sahte bir ameliyat. Artık beni hiçbir şey şaşırtmıyordu. Eve dönmek üzereydim ki Francesco beni yine aradı. Açıkçası rahatsız olmaya başlamıştım. Ama telefonu açtığımda kanım dondu. Çünkü bir tek şunu söyledi. Annenin evine geri dön ve orada kal çünkü artık bir evin yok. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ne yapabilirdim ki? Artık her şeyi öğrenmişti. Francesco'yu çok kötü bir şekilde kaybetmiştim. Alfio artık benimle olmak istemiyordu. Tek seçeneğim annemin evine geri dönmekti. O gecenin üstünden tam bir ay geçmişti ki Francesco kilitleri değiştirmiş ve boşanma işlemlerine başlatmıştı. Beni arayıp birkaç eşyasını ve kıyafetlerini almak için eve uğramak istediğini söyledi. Onu görmek istemiyordum. Bu yüzden tatile çıktığımda gelip alabileceğini söyledim. Eve girdiğimde Zoff'u sevmek için sabırsızlanıyordum. Ona seslendim ama her zamanki gibi bana koşup gelmemişti. Her yere baktım ama hiçbir yerde yoktu.
Sonunda en sevdiği koltuğa bir bakmaya karar verdim. Ve o notu buldum. Şöyle diyordu. Gerçekten onu sana bırakacağımı mı düşündün? Onu da almıştı. Madem beni özlemiyorsun, belki kedini özlersin. Hoşça kal. İşte bu kadar. Alfio, sahte ameliyatın bedelini çok ağır ödedi. Francesco ondan şikayetçi oldu ve doğal olarak Alfio'nun lisansı alındı. Artık veteriner olarak çalışamayacak. Thea temelli olarak annesinin evcil hayvanının kabul edilmediği evine taşındı. Zof hala eski kocasıyla beraber yaşıyor. Thea ise ziyaret hakkı için yasal mücadele vermekte. Francesco eski karısıyla bütün bağını kopardı. Onu unutmak için başka bir eve bile taşındı. Şimdi kırsal bir bölgede Zof ve ona arkadaşlık etmesi için aldığı yeni yavru kedisi Carambolo ile beraber yaşıyor.